Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ruh, rüya ve alemi misal, alemi şehadetle ilgili pek çok işaret vardır. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِنَ لَرَأَيْتَهُ حَاشِيًا مُتَسَدِّيًا مِنْ حَشَّةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لِعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Haşr suresinin sondan dördüncü ayeti. Bu ayette Allah-u Teala bir yük yüklüyor. Bu yük dağın üstüne yükleniyor fakat dağ kaldıramıyor. İnsan yükleniyor bu yükü. Neden insan yükleniyor? Çünkü Allah ruhumdan üfledim. Ruh üfledim diyor. Yani Allah'ın insana üflediği bir emanet var. Bir cevhere asli var. Bu nedenle eşref-i mahlukat, İbn-i Arabi'nin Füsusundaki Anahtar Kavramlar kitabı, Japon ilim adamı Toshihiko Izutsu'nun yazmış olduğu ve Tao Sufizmi ile İslami Sufizmi karşılaştırdığı bir eserdir. Ahmet Yüksel Özemle, profesör doktor, atom fizikçi, mükemmel bir insandı, Allah rahmet eylesin, yazmış olduğu, tercüme ettiği daha doğrusu bir eserdi. Ahmet Yüksel Özemle ile Ankara'da karşılaştım. 99'du galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi Özal'ın yurt dışından getirdiği saygın ilim adamlarından biriydi. Mason olmayan tek bürokrattı Ankara'da. Ve nükleer santral projesini yapmak için Özal getirmişti. Ta kaç sene önce. Ve yaşlıydı artık, emekli olacaktı. Ankara'da o dönemde bütün kartel medyası nükleer santrale karşıydı. Ve yapılmaması için elinden geleni yapıyordu. Tek kalmıştım. Ben de konuşacak birini arıyordum, destek vereceklerini. Ahmet Yüksel Özemre'yi böyle buldum. Onun sufi bir İslam alimi olduğunu bilmiyordum. Gittim ve konuştum. Bana bütün olayı anlattı tabii. Ankara'da işler nasıl dönüyor, Türkiye'de işler nasıl dönüyor, Türkiye'de devleti sömüren Kemalist ulusalcı yobazların neden nükleer santral ihalesi istemediğini, nükleer santrale karşı çıktığını anlattı. O dönemde ilk defa televizyona çıktım herhalde. KON TV, Işık TV, Ankara'da kablolu bir yayına KON TV'ye bağlandım. İlk defa herhalde konuştuğum televizyonlarda odur, 99'dur. Bu konuyu anlattım. Ahmet Yüksel Özemre bir sufi sohbeti yaptık kendisiyle. Arkasından namaz kıldım. Gerçekten tarikat ehli diyebileceğim, tasavvuf ehli diyebileceğim ender insanlardan biriydi. Sanki Osmanlı'nın son mirasıydı. Bürokraside tek isimdi. Özal seçmiş, getirmiş gerçekten. Tek kalmıştı. Bütün bürokrasi masondu. Şimdi bakın, bürokrasi mason değil diyorlar ama Müslümanlara zulüm masonların döneminden daha berbat durumda. Bütün başörtüler hapse girdi. 18 bin bacamız. Hepsi masum. Simalarına bakın. Polis tutmuş, kelepçe takmış götürüyor. Simasına bakın. Müslüman. Böyle bir zulüm söz konusu. Bu cuma günü, hepinizin cuması mübarek olsun. Aslında anlatmak istediğim konu rüya alemi, misal alemle ilgili bazı tiyolar vereceğim. Ben rüya terapi çalıştığım için İbn Arabi ve Carl Jung daha çok konuyu işleyeceğim. İlmi şiirinden başladım. Bütün bizim öz kaynaklarımızda, İslami kaynaklarımızda alimlerin kaynaklarına indim. İbn-i Şirin'in nasıl rüya ilmi verildiğini belki anlatmıştım. Bilmiyorum, belki de anlatmamıştım. Kendisi Enes bin Malik'in kölesiydi. O zaman kölelik eskiden de vardı. Ve çok yakışıklı biriydi. Öyle ki şehirdeki bir tane çok zengin, elit bir kadın buna göz koydu.
kendi sarayında yani köle çalışmak için çağırdı. Orada bir odaya kapatıp aynı Hazreti Yusuf gibi ırzına geçmek istedi. Yani Züleyha'nın Yusuf'a yaptığını yaptı. Ve orada İbn-i Şirin lakabıyla bilinen bu büyük insan, köle o zamanlar, iki çaresi var. Ya ahlaksız teklifi, zina teklifini teslim alacak, karşısında zengin, güçlü, elit ve şey biri var yani bana tecavüz etti dese köleyi hapse atarlar. Yani hukuk sistemi İslam var ama orada üstünlerin hukuku geçerli. Kölenin hiçbir hukuku yok. Hiçbir çaresi yok. Allah korkusuyla ben zina yapmam diyerek kendisini pencereden aşağı atıyor. Üç katlı yermiş. Kafası üstü düşüyor. Kafası üstü düşüyor. Bayılıyor. Herkes toplanıyor tabii. Ne oldu acaba diye. Tabii ahlaksız kadın yaptığı hatayı bilmesine rağmen hiç çıkıp da yanına da gitmiyor. Korkuyor ortaya çıkacak diye. Bu arada İbn-i Şirin bir rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Yusuf Aleyhisselam geliyor. Diyor senin başına gelenle benim başıma gelen arasında bir fark yok. Demek ki bizim ilmimiz de aynı olmalı. Sana rüya ilmi verildi diyor. Rüyaları yorumlama ilmi verildi. İbn-i Şirin uyanıyor. Artık o bir vehbi ilme sahip. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ona rüya ilmini vermiş. İbn-i Şirin böyle bir insan. Ve büyük bir alim, eşi de büyük bir alim. Enes bin Malik, o da Hazreti Ebu Bekir'in köleliğinden gelen bir hanımla onu evlendiriyor. İki köle evleniyorlar fakat ikisi de İslam alimin en büyük yıldızları haline geliyorlar. Demek ki mesele köle olmak falan değil. Zengin olmak hiç değil. Asıl servet ilimdedir. Bakın İbn-i Şirin'in ismi herkes anıyor fakat başka insanları tanımıyorsunuz o dönemden kalan. Sadece kalplerin sultanları ilim ve insanlara fener olmuş, ışıklandırmış insanlar kalmış geriye. Hasan Basri kalmış, Rabia Deviye kalmış, Bişri Hafi kalmış, Beyazı Bistami, Cüneyt Bağdadi, Hallacı Mansur kalmış. Halifelerin hiçbirinin ismini hatırlamıyorsunuz. Zalimlerin bir Haccacı zalimi hatırlıyorsunuz. 80 bin Müslüman öldürdüğü için. Küfretmek, lanetlemek, beddua etmek için hatırlıyorsunuz. Başka türlü hatırlamıyorsunuz. Ahmet Yüksel Özdemir'in bir kitabını daha buldum da Kamil Müşitlerin Mirası diye okumamışım. Bir göz gezdireyim dedim. Gani Mühtevir'in şiirlerini almış kitaba. Vehim bir marazdır ki düştü bir insan buna. Gerçeği hiç bilmeden, hiç bakmadan sonuna. Bir batılı ısrarla sonuna dek savunur. Rezil rüsva olsa da bu marazla avunur. Kuruntu ile beşer, hayale olur tutsak. Dumura uğrar aklı, vehameti sarsak. Bu nefsani saplantı perde çeker gerçeğe, beşer duhule başlar şeytan ile gerdeğe. Sufi alimlerimiz şiirlerinde şiirsel düşünceyle aslında gerçekleri anlatmışlar. Çünkü insan kamiller vehim ve hayal ile gulyabanleşmiş bir yarı derviş çıkmasını engellemeye çalışmışlar. Yani tarikatların yozlaşmasını engellemeye çalışmışlar. Yoksa çok yollarda şeytanlar, eşkıyalar vardır, çoktur. Bunlara karşı, bu yozlaşmaya karşı ciddi bir terbiyeden geçmek gerekir. Olmak istemez isen bir tarikat yobazı, taklit ile yetinme, sen tahkikten al hazzı. Tesir etmesin seni asla hurda-i tarik. Bu en kolay yoldur ki nefsini eder tahrik. Taklit sarhoşluğuyla kabaran nefisçikler bundan ibaret sanır tarikatı ve tekler. Şu anda Türkiye'de olan hadise bu. Tarikatların
yozlaşması, yobazlık, Süfyan tarikatı Taliban'ın yobazlığıyla insanlar taklidi imana itildi, tahkiki imandan uzaklaştırıldı. Hurdaya dönmüş bu tarikte, bu firakidallede kendi nefsini ediyor tahrik ve taklit sarhoşluğuyla nefsi kabarmış ve tekliyor sürekli. Peki insan rüya aleminde, alemi misalde ne oluyor? Bunu anlatıyor aslında Ahmet Yüksel Özemre. İnsanlar rüya görür. Hangi konumda, pozisyonda olursa olsun bu rüyada alemi misale yolculuk yapar. Peki gördüğünüz rüyalarda hiç tanımadığınız insanlarla karşılaşıyorsunuz. İsmini, cismini bilmiyorsunuz. Fakat hissi kabrel vukuyla o şahsın kim olduğunu biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ve doğru çıkıyor. Diyorsunuz Allah Allah, ben hiç karşılaşmadım bu şahısla. Nasıl oldu? Oldu da ben bildim. Demek ki rüyalarda gördüğünüz alemi misalde ne var? Gözünüzle gördüğünüz, kulağınızla duyduğunuz, tattığınız, kokladığınız, kullandığınız beş duyu, dokunduğunuz şeyler farklı duyularla dokunuyorsunuz, tadıyorsunuz, kokluyorsunuz, görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Beşten fazla beş duyu daha var alemi misalde. Dün bahsettim, 10 tane duyunuz var aslında. 5 tanesi objektif, 5 tanesi subjektif. Subjektif duyular alemi misalde rüyada ortaya çıkıyor. İbni Arabi Hazretleri diyor ki, bu dünya bir rüyadır. Bütün insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Bu aynı zamanda hadistir. Peygamberimizin söylediği bir sözdür. İbni Arabi bundan yola çıkarak diyor ki, insan bu rüya aleminde, bu alemi şehadette bir yolcudur, seferdedir ve bu seferdeyken, bu rüya alemindeyken gördüğü rüyalar ise aslında gerçektir. Gerçek alemden ona işaretlerdir. Peki nedir bu işaretler? Neden bu işaretleri görüyor? İşte buna cevher-i asli diyor. İnsanın ruhunda cevher-i asli vardır. Ne kadar günah işlerse, zulmederse, kire batağa saplanırsa saplansın, bataklık içinde gömülürse gömülsün, cevher-i aslisi bozulmaz. Çünkü cevher-i asliyi ruhuna üfleyen Allah-u Teala'dır. Bu nedenle eşref-i mahlukattır. Kainatta Allah'ın yarattığı hiçbir mahlukatta, hiçbir yaratıkta bu özellik yoktur. Meleklerde de yoktur. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de meleklere, insana secde etmelerini istiyor. Çünkü üstün. Şeytan niye secde etmiyor? Ben insandan üstünüm. Neden secde edeyim diye kıskançlık gösteriyor. Haset duyuyor. Çünkü cinlerde Allah'ın ruhundan üflediği bir şey yok. Bütün insanlar aslında ruhullah'tır. Sadece Hazreti İsa ruhullah değildir. Her insanın ruhunda ruhullah vardır. Cevher-i asli vardır. Bu nedenle insana saygı gösterilir. İnsan öldürülmez, cinayet işlenmez. Bir insanı öldüren bütün kainatı öldürmüş gibidir. Tevhide karşı çıkmıştır. Allah'ın birliğine karşı çıkmıştır. Şirk koşmuştur. Allah'ın eşrefi mahlukatını, sanatını öldürüyorsunuz. Üstad Said Nursi bunu çok geniş bir şekilde izah ediyor. Siz diyor katil olamazsınız. Bir insanı, bir var, güzel mahlukatı, bu kainat kitabının numunesi olan bir Allah'ın Esma-ı Hüsna'sının tezahür ettiği insanı öldüremezsiniz diyor. Bu nedenle hizmet hareketinde hiçbir fert kimseyi öldürmez. Ne kadar yalan söylerlerse söylesinler, iftira atarlarsa atsınlar, %100 buna eminsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki katiller başka. Katiller iftira atmayı şeytana kulluk ettikleri için seviyorlar. Şeytan bunları kullanıyor, biliyorsunuz.
şeytanın kim olduğunu, kimler olduğunu, şeytan krallığında biliyorsunuz. Siyasete karışanlar, iktidarda kalabilmek için her türlü yalanı, hurdayı uyduruyor, hileyi uyduruyor. İftiralar, gıybetler, yalanlar atıyor. Dansöz gibi dönüyor, kıvırtıyor. Fakat rüya aleminde öyle olmuyor. Rüya alemine girdiğinizde alemi misal nedir biliyor musunuz? Melekut alemiyle bu görünen alemi şeriat arasında en altta bulunan yerdir. Yani melekut alemi arasında sıkışmıştır. Alemi berzahta başka alemler var, başka boyutlar var. Bu boyutlarda alemi misalde daha don giydirilmemiştir. Alemi şeriatte gözükecek, meydana gelecek hadiselere, olaylara. Alemi misalde bu nedenle semboller, metaforlar, resimler, hikayeler görürsünüz. Bazen olduğu gibi görürsünüz. Bazen sadece elbise biçilmemiş çıplak bir hadiseyi, olayı görürsünüz. Sembollerle görürsünüz. Daha henüz elbise, don biçilmemiş. Alemi misalde yolculukta karşılaştığınız insanlar, olaylar, hayvanlar vardır. Renkler vardır. Bunların hepsinin manası vardır. Bu bir ilimdir. Bu ilimi bilenler bilir. Bu ilim, ilmi yöntemde öğrenilebildiği gibi aslında vehbi bir ilim de gerekir. İbn-i Şirin örneğini o yüzden verdim. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bu ilmin babasıdır. İbn-i Şirin'e niye veriyor? Çünkü İbn-i Şirin zinadan kaçıyor. İbn-i Şirin en zor durumdayken tercihini Allah korkusuyla Allah'tan yana kullanıyor. Hazreti Yusuf gibi yapıyor. Kim Hazreti Yusuf gibi yaparsa bu ilme sahip olur demek ki. Allah ancak ona ihsan eder. Zinadan kaçmak bu ilme kavuşmak için birinci şarttır. Sonucu ortaya çıkıyor. Alemi misalde görünen bu hususiyetler nefsin aslında size gördürdüğü cevheri asliyle beraber bir production'dır. Dream production. Üretimi. Burada bir umut vardır, bir deva vardır. Size bir takım işaretler vererek kurtulmanızı sağlar. Çünkü survival instinct, kurtulma içgüdüsü insanda çok güçlüdür. Hangi duruma düşerse düşsün o kurtulma içgüdüsü harekete geçer. Cevheri asli o ruhu kurtarmak ister. Çünkü ruh bir emanettir sizde. Siz öldüğünüz zaman o emaneti Azrail, Neşitat ve Naziat melekleriyle beraber gelip sahibine iade edecek. O yüzden emanet olan bir ruhu, ebedi olan bir ruhu taşıyorsunuz. Beden geçici, muvakkati. Beden görmüyor rüyayı. Siz ruhunuzda dolaşırken alemi misalde çok fantazi dünyasından da dolaşıyorsunuz ki buna Carl Jung lucid dreaming diyor. Lucid dreaming olayı lucid bir fantazi dünyasında dolaşıyorsunuz. Kimi zaman limboda, arafta dolaşıyorsunuz. Kimi zaman hastanede koma vaziyettesiniz. Kimi zaman hapishanedesiniz. Kimi zaman caddedesiniz. Kimi zaman ise bir serseri gibi dolaşan bir dervişsiniz belki. Belki bir alimsiniz. Belki sıradan bir insansınız. Kimi zaman da hotel kondisyonda diyor İbn Arabi veya evinde konforlu yaşayan, hiçbir derdi tasası olmayan, gayet keyfi yerinde bir zat-ı muhteremsiniz. Rüyaların görülme kondisyonu çok önemlidir. Nerede görülüyor? Ne zaman görülüyor? Hangi hadiseler ve baskılar, olaylar bu rüyaları gördürüyor? Ona göre yorumlanır. Yoksa bu rüya Allah'tan geldi, bu rüya şeytandan geldi, bunu sen ürettin, film gibi icat ettin filan denmez. Bu klasik bir Hristiyanlık ve klasik bir Yahudilik ve Müslümanlık, İslamiyet'teki objektif realiteye bakan, bilimsel yaklaşmaya çalışan, dün anlattığım Jung'ın extra virgin personality'ye sahip, yani
deruni bir şekilde bakmayan, internal, introversion olarak olayların derinine inmek istemeyen, yüzeysel, surface olarak bakan insanların kişilik yapısının yapacağı şeylerdir. Rüya yorumcuları, Şems-i Tebrizi gibi alimler böyle yorum yapmamıştır. Rüyalarınızı ancak hüsnü niyetle, hüsnü zan ile güzel yorumlayacak insanlara, iyi niyetli insanlara anlatmalısınız. Kötü niyetli insanlara rüyalarınızı anlatmazsınız, güvenmezsiniz. Çünkü kötü niyetli insanlar bakışları kötüdür, zihinleri kötüdür, kalpleri infected olmuştur, hastalıklıdır, ruhları kararmıştır. Sizin rüyalarınızı kötü yorumlayacaklar. Oradaki güzel işareti değil de kötüleri size anlatacaklar, sizi bedbin yapacaklar, sizin ruhunuzu karartacaklar. Sizin o rüyayı alemi işaretle yaşarken, gerçek şekline dönüşürken iradenizi zayıflatacaklar. Bu nedenle rüyaları herkese anlatmayınız. Özellikle iyi niyetli insanlar, her zaman ihtiyacımız vardır iyi niyetli insanlara. Allah-u Teala bizi iyi niyetli insanlarla beraber eylesin, güzel ruhlarla beraber eylesin. Kötü niyetli, şeytani insanlardan uzaklaştırsın. İşte Ahmet Yüksel Özemre şunu söylüyor Ahzab suresinde. Biz emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve bunu beşer yüklendi. Mealinde ki ayette olduğu gibi bu Ahzab suresinde de var, Haşr suresinde de var. İki yerde geçiyor benim bildiğim Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler aslında işaretleri veriyor. Allah-u Teala bundan sonra Huvallahu lezi la ila illahu alimul gaybi ve şehade huvar rahmanur rahimle devam eden Haşr'da ismi azam 3 ayette Allah'ın isimlerini sayıyor. Esma-ül Hüsna'nın en çok sıralı olarak sayıldığı ayet dizisinden biridir. Oradaki Esma-ül Hüsna'ları teker teker inceleyecek olursanız o sıranın tesadüf olmadığını görürsünüz. Allah-u Teala orada ayetleri ve esmalarını, isimlerini, güzel isimlerini sayarken aynı zamanda onların tecellilerini ve aksiyonlarını, efallerini, icraatlarını da bir ip gibi, tesbih gibi dizmiştir. Ve onu takip ettiğiniz zaman ortaya büyük bir ilim çıkar. Haşr suresinin son 3 ayeti bu nedenle öyle bir ilimdir ki onunla ilgili ciltler boyu 10 cilt kitap yazsanız bitiremezsiniz. İbn Arabi de böyle detaycı bir insandı ve öyle yapıyordu. Kehf suresiyle ilgili 62 sayfaya 62 cilde gelmiş de 62 cilt Kehf suresi bitirememiş bir türlü. Bitmiyor. 5 tane kısa var Kehf suresi. Kur'an tefsirini tamamlayamamış İbn Arabi bu nedenle. Çok detaycı olduğu için, detaya indiği için. Evet, insanlara kulluk etmezler. Put icat etmezler. Süfyanlara, deccallere biat etmezler, kulluk etmezler. İnsanlar sadece Allah'a kulluk eder. Peygamber Efendimiz sadece Allah'a secde etmiştir. Hiç kimseye secde etmemiştir. Peygamberimizin yolu sırat-ı müstakim budur. Kula secde edenler, eğilenler, biat edenler, ruku edenler dinden çıkarlar. Çünkü Allah'a şirk koşuyorlar. Putlara ibadet ediyorlar. İnsanları putlaştırıp tanrılaştırıyorlar. Bu nedenle biz putlara karşıyız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Peki İslam alimleri, sufiler, kardeşler karşı karşıya geldiklerinde ne yaparlar biliyor musunuz? Elini göğsüne koyar, yahu derler. Karşıdaki insan da yahu der. Bu işte ruhullah'ın saygısıdır. Saygı gösterir, secde etmezler. Çünkü insanların ruhları eşittir. Ruhullah eşittir. Saygı vardır. İslam alimleri, Müslümanlar, fertler, her insan arasında. Müslüman olması şart değil. Çünkü ruhullah her insanda vardır. Biz insana saygı gösteririz ruhullah'tan dolayı. Allah üflemiş ruhunu.
Bu saygıdan dolayı da, bu emanetten dolayı da, bu idrakte olduğunuz için bu cevheri asli de aslisini bulmaya çalışırız. Cevheri asliyi bulduğumuz zaman Carl Jung'un Divine Child, kutsal çocuk odur işte. Cevheri aslidir. Ortaya çıkar ve ortaya çıkartmaya çalışırız. Ve bu cevheri asli, Divine Child, kutsal çocukla o insanın ruhsal gelişimi için bir harita çıkartırız. Bir güzergah, bir seyri sürük çıkartırız. Biz ben o işin doktorasını yaptığım için söylüyorum. Yoksa herkesin bu yetkisi yok Kanada'da. Ben bu yetkiye sahip sayılı insanlardan biriyim. 10 senedir okuyoruz yani. İlimle öğrenmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'de böyle cahil insanlar da böyle şeyler yapıyorlarmış. Daha mektep okumamışlar, mürekkep yalamamışlar. Bakıyorsun, ben sevdim diyor. Para için kırpıyor insanları. Tinci hocayım diyor. İnsanları aldatıyor. Üflüyor. Ondan sonra birkaç muska, birkaç kelime öğrenmiş. Çarpıyor insanları. Aldatıyor. Yozlaştırmışlar dini. Büyücülük yapıyorlar. Kara büyücülük. Şeytan oklarını kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim yasaklamış. Kur'an-ı Kerim satılmaz. Kur'an-ı Kerim para karşılığı satılmaz. Para kazanılmaz bu şekilde. Haramdır. Yazdıkları muskalar, şunlar bunlar şirktir. Çünkü şifayı veren Allah'tır. O muskalarda ne yazdığını da bilmiyorsunuz. Size veren de ne yazdığını bilmiyor. Cahil çünkü. Yobaz. Sizin korkularınızdan, vehimlerinizden, evhamlarınızdan faydalanıp abartıyor. Şeytan abartır. Abartarak, sizin hastalarınızı abartarak para kazanmaya çalışıyor. Haram. Said Nursi diyor ki Hastalar Risalesi'nde, bütün hastalıkların %90'ı vehimdendir, abartmadandır. İnsanlar abartır, ruhsal olarak, mental olarak ruhunda, kalbinde rahatsızlık önce büyür. Fiziki olarak, biyolojik olarak bedenine geçmesi daha sonra olur. Kanser olan biri aslında bedeninde değil, ruhunda kanserdir. Kalbinde kanserdir. Kanserin tedavisini ben yapıyorum. Ama fiziki tedavi yapmıyorum. Kemoterapi yapmıyorum. İlaçlara zaten karşıyım. Kemoterapiyle insanları resmen öldürüyorlar ilaç firmaları. Kalbinde, ruhunda kanser tedavisi yapılır. Psikolojisinde beautiful mind oluşturarak insan kanseri yener. Her türlü kanseri yener. Kanser yoksa bir etkeni yoktur. Nasıl olduğu konusunda o kadar araştırma yapıyorlar, hala bulamadılar. Beden niye kanser üretmiş acaba? Beden değil, ruh ve kalbiniz hasta olduğu için oradan üredi. Yozlaştırılan din, ifritleri, cinleri çağırdı, davetiyeleri çağırdınız, oturdular ruhunuza, kalbinize. Emanetin üstüne oturdular. Allah'ın verdiği ruhullah emanetini kirlettiniz. Ruhullah'ın üstüne, emanete oturttunuz, hiyanet ettiniz. Emanete hiyanet ettiğiniz için de zaten münafık oldunuz. Verdiğiniz sözü yerine getirmediniz. Sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dilerim dediniz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ismi azamdır. Eğer güzel bir ağız okursa 10 defa her dediği olur. Allah şifa da verir. Okuyan dile, okuyan gönüle, ruha göredir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Her kapıyı açan kilittir. Yalnız sana kulluk ederiz. Sadece senden yardım dileriz. Süfyanlara, putlara, deccallere tapmayız. İnsanlar önünde eğilmeyiz. Kimse bizi rukiye, secdeye götüremez insanların huzurunda. Biz Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyiz. Andolsun etmeyeceğiz. Ne kadar zındıka, süfyan, deccal birleşse bile, şeytanlar toplansa, üzerimizde çullansa bile
ateşler yağdırsalar başımızda yine de biat etmeyeceğiz şeytana, puta. Putları kıracağız. Mehmet Akif öyle diyordu. Putları kırın. Bizar edecek, korkuyorum Ceddi Hüseyin'i. Yerlerin altından fışkıracak esnam diyordu. Esnam putlar demektir. Ve korkuları gerçek oldu. Şu anda Mehmet Akif'i doğrulamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Yerlerin altından putları fışkırtan bir Süfyan var sarayda, tepede oturuyor. Bu zombizm, Süfyanizm sistemi sadece putlara çalışıyor. Putların sayısını sürekli artırmakla meşgul. Allah ile kul arasına sürekli yeni putlar ekliyor. Ekliyor, ekliyor, ekliyor. İktidarda kaldığı sürece de put sayısı artacak yani. Şirk koşmaya devam edecekler. Şirk sayısı artacak ve putları kırmanız zorlaşacak. Hazreti İbrahim 365 putu kırmıştı. Sizin kaç tane putu kırmanız gerekiyor acaba? Yani baltayı ne zaman elinize alacaksınız da putları kıracaksınız? Hazreti İbrahim'in cesareti yok mu hiçbirinizde? Nemrut'a karşı duramıyor musunuz? Yani festivale falan insanlara gitmişken Hazreti İbrahim daha 18 yaşı yoktu. Gitti, eline baltayı aldı, putları kırdı. Sonra büyük putun boynuna da baltayı astı. Nemrut geldi. Kim kırdı putları? Ne güzel, bu insanları ben aldatıyordum. İnsanlar kendi yaptıkları putları tapıyorlardı. En başta Nemrut kendisinin görülmesini istemiyor. Bu nedenle başına, putların başına bir tane de en büyük put koymuş ki. Yani büyük bir Süfyan koymuş. Kendisinin görülmesini engelliyor Nemrut sistemi. Nemrutizm. Büyük Süfyan Erdoğan işte böyle bir büyük put. Onun boynunu asmış. Hazreti İbrahim akıllı bir insanmış yani. Sonra bu putları kim kırdı diye sorduklarında balta kimin boynundaysa o kırmıştır. Nemrut demiş, onda can yok, güç yok. Zavallı bir put. Heykel. Balta boynunda diye şimdi o mu kırdı? E demiş, siz ona güç atfediyorsunuz. Madem bu putun, bu büyük putun hiçbir gücü yok, putları, diğer putları da kıramıyor, niye tapıyorsunuz? Allah'a kulluk edin. Allah'ın kudreti her şeyin üstündedir. Nemrut bakıyor ki 18 yaşında İbrahim, Hazreti İbrahim'le başa çıkamayacak. Ve orada işte ateş atma hadisesi başlıyor. Bütün ahali diyor, ben toplarım, odunu toplatırım, seni yakarım diyor. Yak bakalım diyor, yakabilecek misin? Hadi uğraş. Allah'ın sadık kulu Hazreti İbrahim Allah'ı bulmuş. Seyri sürüğünde yolculuğunu tamamlamış. O zamanlar insanlar aya, güneşe tapıyorlarmış. Bakmış, ay çıkmış, düşmüş. Zeval olan demiş. Tanrı olamaz ki. Güneş doğmuş, batmış. Karanlık çökünce güneş kaybolmuş. Yine zevale erdi. Mümkün değil, Tanrı olamaz. Benim Allah'ım zeval bulmaz. Hazreti İbrahim daha 7 yaşındayken, 10-12 yaşlarındayken filan bunları düşünmüş ve yolculuğunu tamamlamış. 18 yaşında artık putları kırmaya başlamış. Elinde balta putları kırmış. Tabi herkesin bir İbrahim olması gerekiyor. Putları kırması gerekiyor. Put kim olursa olsun. Biz put kırıcılarıyız. Paganistlere, putperestlere karşıyız tabi. Hangi putu, hangi şirki koyarlarsa koysunlar, Allah ile kul arasında bir engel olarak görürüz ve kırarız. Kırdığımız için de başımıza bir sürü belalar gelir. Hazreti İbrahim en son hicret etmek zorunda kalıyor. Nemrut gitsin başından da nereye giderse gitsin diyor. Zaten itibarımızı çizdi. Putlarımızı da kırdı. İnsanlara da şüphe meydana getirdi. Yani Allah vardır diye. Sara validemizi seviyormuş, onu istiyor. Diyor bir de benim amcaoğlu Lut var diyor. Onu da diyor alayım, başka kimseyi istemiyorum. Yani Hazreti İbrahim sevdiği kızla
Hazreti Lut alıp gidiyor. Hiçbir şey götürmüyor. Giderken de Nemrut'a bir beddua ediyor. Nemrut da zaten bir sinekle biliyorsunuz başını taşlara saraydaki vuruyor vuruyor. Sineği öldürmeye çalışıyor da sinek kafasının kulağından içine girmiş o sinek. Balyozla vuruyorlar. Kafasına balyozla vurunca balyoz, balyozcular şu anda vuruyorlar ya Süfyan Erdoğan kafasına. Kafasına sinek ölmüyor. Süfyan Erdoğan işte pardon Nemrut da kafasını kendisi taşlara vura 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 öldürüyor tabii. Kendi kendini öldürüyor. Hazreti İbrahim'in yapacak bir şeyi yok. Ne yapsın? Terki diyar eylemiş artık. Geri de dönmez. Böyledir yani putlarla insanın şeyi mücadelesi. Bu yolda çok eşkıyalar çıkar yolunuza. Çok putlar çıkar. Putlarla savaş bitmez. Evet, aslında beden, nefse, ruh arasındaki manayı, muammayı çözdüğünüzde emaneti yani ruhullahı buluyorsunuz. Cevher-i asliyi buluyorsunuz. Size rüyalarda cevher-i asli işaretleri sunuyor, devanızı gösteriyor, umudunuzu sunuyor. Sokrates benim uzmanlık alanlarımdan, diyeceksiniz ya senin uzmanlık olmayan alanın var mı? Bu da bir ayrı mesele. Sokrates ve Plato benim sevdiğim insanlardır. Sokrates bu işi çözmüş. Sokrates talking vardır yani style. Directlik yaparız biz. Sokrates tarzını terapide öğretiriz de insanların pozitif düşünmesi için. Sokrates peygamber olma ihtimali yüksek tevhidi savunmuş. Helenistik dönemde çok tanrıların olduğu, putların olduğu bir dönemde. Düşünün her şeye tanrı ismi koymuşlar. Yok Heros, yok Zeus, yok Herkül, yok efendime söyleyeyim Titan. Bir sürü böyle aptal aptal tanrı isimleri koymuşlar Allah'ın esma ve hüsnanın tecellilerine. Helenistik döneminde Yunanlılar, eski Yunanlılar. Sokrates de gelmiş Allah bilir diyor. La ilahe illallah diyor. Tabi hapsetmişler. Binlerce öğrenci yetiştirmiş. İspatlamış. İnsanlar bu dünyaya gelmeden önce zaten ruhunda bir ilimle gelir. Demişler ya insanlar doğduğunda bebek işte. Öğretiyoruz kaç yaş, kaç sene eğitim görüyor da bir şeyler öğreniyor. Sokrates hayır demiş. Siz ruhunuzda bir ilimle bu dünyaya geldiniz. Sizin ruhunuz bir ilime sahip ama siz unuttunuz. Nisyana muhtelasınız. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. İnsan unutkan, nisyana muhtela. İspatı demişler. Yani bilimsel gerçeklik falan diyorlar ya. Sokrates de ispatlarım demiş. Bana eğitimsiz bir tane köle getirin. Yani hiç eğitim almamış bir köle getirin. Bir tane köle getiriyorlar. Al diyorlar. Hadi buna çok karma karışık bir denklem, bir geometri, matematik ilmini öğret. Bir problem ortaya koy ve bu problemi çözsün. Yani Sokrates de kolay diyor. Bir saat içinde geometrik olarak sorunu çiziyor, gösteriyor ve çözümü bulmasını istiyor. Bir saat içinde o hiç eğitim görmemiş köle o en karmakarışık denklemi çözüp sonucunu yazıyor. İşte gördünüz mü diyor. Ben söylemedim, siz de şahit oldunuz diyor. Bu köle diyor ruhunda bu denklemi daha önce görmüştü. Çünkü bu denklemi hepiniz aslında biliyorsunuz ama unuttunuz. Bu ilim sizin ruhunuzda var. Sizin göreviniz ruhunuzla yolculuk yapıp ruhullah'ı bulmaktır. Allah'ın size sunmuş olduğu ilmi bulmaktır. İlim kayıp bir hazinedir. O hazineyi bulmak için siz işte yola çıkmalısınız. Buna Batı dillerinde mayotik geçmiş deniyor. Hatırlatmayı başarıyor. İslam alimleri ve Sufi ilminde buna tahattur, the remembrance deniyor. Tahattur ettirmek. Tahattur spiritual analogy'de bir bilgi yöntemidir. Sufiler bu yöntemi kullanır. Tahattur, remembering. Hatırlatma, hatırlama, hatırlayınız.
Hatırlayınız, siz nereden geldiniz? Neler yaşadınız? Hangi tecrübelerle kişileriniz oluştu? Hizmet camiası Fethullah Gülen Hoca Efendi size neler kazandırdı? Hangi ilimleri üfledi? O nefesinde ölüleri dirilten bir nefes vardı. Ki Mustafa Sungur abi bunu anlatmıştı. Hoca Efendi daha 26 yaşında ilk gördüğünde İzmir'deki vaazda hiç görmemiş. Şöyle kenara oturmuş Şami'de. Kendisi anlattı 92 yılında Komünist Parti Çikolada. Mustafa Sungur abimizi severdim ben. Çamlıca Kur'an kursuna da gelirdi. Beni tanırdı. Zaten beni ziyarete gelmişti. Talebeleri topladım. Ahmet Salih'le aynı odada kalıyoruz. Oraya topladım. Mustafa Sungur abilerine sözleri verdim. O sözleri de bana kendisi hediye etmişti zaten Çamlıca'da giderken. Ve Çamlıca'ya geldiği günü hatırlıyorum. Arapça bastık Faruk dedi. Arapça sözleri bastık. İlk müstahasını getirmişti. Bir ders yap dedim. Üst katta Çamlıca'da talebeleri, öğretmenleri, belirtmenleri topladım. Mustafa Sungur abi bizi tanır. Bakü'ye de geldiğinde öyle bir sohbet edelim Faruk dedi. Gelmişken. Yine sözleri verdim eline. Sözleri severdi. Sözleri verirdim. Şöyle açardım birkaç kelime okurdu ama sohbet ederdi aslında. Bir sayfayı sonuna kadar bitirmezdi. Bir paragraf yeterdi ona sohbeti açmak için. Değişik bir tarzı vardı. Dedi ki, biliyor musunuz dedi, Fethullah Gülen Hoca Efendi'de ne var? Niye onu takip ediyorsunuz? Niye takip etmek zorundasınız? Neden el verdiniz ve o elden adım atmayacaksınız, elinizi çekmeyeceksiniz? Biz şaşırdık. Mustafa Sungur abiden böyle bir şey beklemiyorduk. Ben dedi, Mehmet Feyzi abiden çok namını işittim. Genç bir imam gelmiş Edirne'den. Daha ikinci vaazı, birinci vaazı çok yayılmış İzmir'de. İkinci vaazına yetiştim. Ama dedim ki görmeyeyim, simasına bakmayayım. Şöyle çadırvanın kenarında başımı önüme eğeyim, sadece kulakla dinleyeyim, görmeyeyim. Sesini duyayım. Bu ses nedir? Kimin sesidir? Kimin fesidir? Mustafa Sungur abi anlatıyor. Ve anlattığımda şunu söyledi. Ya Allah diye daha 5 dakika geçmiş. Bu nefes Hazreti İsa'nın sesidir. Bu nefes ruhullah'tır. Bu nefes ölüleri dirilten haydır demiş. Hemen tak 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 Mustafa Sungur uyanmış. Demiş ki Fethullah Gülen'deki ses, bu gencin sesi ölüleri diriltecek. Ölü toprağa serpilmiş bu nesli diriltecek. Ruhlara ya hay üfleyecek, ya kayyum üfleyecek, ya kadir üfleyecek, ya latif üfleyecek, ya kuddüs üfleyecek. O bir ferttir. O habirdir. O alimdir, o allemdir. O rahmendir, o rahimdir. Sayıyor isimlerini. Ya hakimdir. Mustafa Sungur abi coştu mu coşar. Dedi ki, hemen anladım. Ve gidip tanışmak istedim. Baktım simasına nur var. Nurların hepsi aksetmiş. Ruhuna baktım. Ruhunda nur var. Esma-ı Hüsna'nın tecellileri aksetmiş. Dilinde, nefesinde Hazreti İsa'nın ruhullah nefesi var. Mustafa Sungur abinin yorumunu söylüyorum. Biz şaşırdık. Hiç beklemiyorduk ki dediğim gibi. Ve şunu söyledi. Sakın ola, ne olursa olsun Fethullah Gülen'in peşinden ayrılmayın. O sizin rehberinizdir. O Gavs-ı Azam'dır. O kutuptur. Peki sen niye tabi olmadın da işte başka bir İslam Nur cemaati yolundan gidiyorsun diyecek oldum. Faruk bilirsin dedi. Üstadın bana verdiği bir görev var. Evet bilirim.
Ben o görevi ifa etmek zorundayım. Ama kendi oğlumu bu cemaatin evine koydum ve şakit olmasını, bu cemaatten olmasını istedim. Kendi öz oğlumu koydum. Kendi kızımı koydum. Fakat biliyorsunuz benim bir emaneti koruma görevim var. Mustafa Sungur abi o emaneti korumak için üstada vermiş olduğu sözü yerine getirmek için ayrı bir cemaat diyorlar. Aslında ayrı bir cemaat kurmadı. Mustafa Sungur abi üstadın verdiği görevi yerine getiriyordu. Ve o görevi sonuna kadar bir hakkın şahidiz yerine getirdi. Allah rahmet eylesin. Gani gani cennetine koşsun. Ne iftiralar attılar. Ne güzel insanlarımızı kırdılar. Fasıklar, nifakçılar, fitneciler. Yalan, iftiraya boğdular. İnsanları kumpasa boğdular. İnsanları karanlığa boğdular. Aydınlık istemiyorlar. Aydınlık gelsin de aydınlansın. Bunun için zaten ulaşıyorlar. Biz efendim yolumuzdan dönmeyeceğiz. Hiçbir şakit dönmeyecek. Ne kadar zulüm yaparlarsa yapsınlar. Bu soykırım projesini yürütenlere söylüyorum. Başaramayacaksınız. Başınızda paralanacak. Başınızda öyle bir paralanacak ki ibretlik olacaksınız kıyamete kadar. Firavun'un kıssası gibi anlatılacaksınız. Karun'un kıssası gibi anlatılacaksınız. Haçlısı zalim kadar lanetleneceksiniz. Siz öyle bir soykırım projesi yürütüyorsunuz ki 1915'te Ermenilere yaptığınız soykırım gibi dedeleriniz yapmıştı. Hayır, soyulmayacağız artık. Bu soykırımı yaptınız. Artık %100 inanıyorum. Bugün Türkiye'nin en güzel insanlarına soykırımı uygulayanların dedeleri Ermenileri, Hristiyan Ermenileri o soykırıma uğratmıştır. %100 artık eminim. Katliam demiyorum. Genocide, Holocaust diyorum. Soykırım yapmışlardır. Sayısı önemli değil. 35 bin mi, 50 bin mi, 100 bin mi, 300 bin mi? Ermenilerin dediği gibi 1,5 milyon değil ama soykırım soykırımdır. Sırplar Bosnalıları 300 bin kişi öldürdüğünde soykırımdı. Holocaust'u. Yahudiler bu Holocaust soykırım ifadesini kimseye vermek istemiyor. Kıskançlar yani. Holocaust Holocaust'tur. Fransızların 1,5 milyon Cezayirli'yi öldürmesi de Holocaust'tur. Soykırımdır. Amerika kurulurken milyonlarca Kızılderili'nin öldürülmesi Fransız ve İngilizler tarafından soykırımdır. Soykırıma soykırım diyelim kardeşim. Şeytana şeytan diyelim. Soğumayalım. Soğumayacağız. Hayır, ben artık hiçbir şekilde soykırımcıları tek kelime, tek cümleyle dahi soğumam. Türk milliyetçiliği yapmam. Evet, geçmişte hatalar yaptık. Biz de milliyetçilik gazına geldik. Devletçilik gazına geldik. Hayır, Kürtleri kırdırmayız. Kürt kardeşlerimiz bizim bin yıllık kardeşimizdir. O kardeşlerimizi kırdırmayız. Geçmişte soykırım yaptılar dersinde. İhsan Sabri Çağlayan gibi anlatıyor. Mustafa Kemal yaptı. İsmet İnönü yaptı. Gitti de seyretti soykırım yapılırken. Demek ki insanlar kibre ulaştığı zaman, güce ulaştığı zaman soykırım yapma kabiliyetleri var. Şeytanlaşma kabiliyetleri var. Hangi aidiyata sahip olursa olsun. Biz aidiyatlarla ulaşmıyoruz. İnsanlarla, şahıslarla ulaşmıyoruz. Şahısın adı Mustafa Kemal olmuş, İsmet İnönü olmuş, Erdoğan olmuş, Saldır Ayberk olmuş. Fark etmiyor. Şeytan aynı şeytan. Biz bu cürmün özüyle alakalıyız. Yani bu hareketin şeytanlığı ile alakalıyız. Şahıslar da alakalı değiliz. Şahıslar gelip geçicidir. İbn Arabi hususundaki anahtar kavramları açıklarken çok ciddi bir şekilde ruhsal terapi yapmıştır. Ve rüya terapide ana
ölçüleri de vermiştir. Yani misal aleminden şeriat alemine gelirken, insanların terapi olurken bilmesi gereken makamları anlatmıştır. Allah'ın icraatını anlatmıştır. Allah'ın icraatı adildir. Allah icraatını yaparken bazen zalim kılıçları kullanır. O zalim kılıçlarına döner intikamını alır. Her zaman mutlak adaletle hükmeder. Rahmeti gazabından öndedir. Lakin bazen Kahhar ismi, Muntekim ismi, Cabbar ismi, Celal ismi ön plana çıkar. Ve Kahhar ismiyle kahreder. Lütfunu vereceği, ihsanını, rahmanını vereceği zaman da Rahman ismiyle ortaya çıkar. İnsanlar rüya görürken aslında hangi kondisyonda bulunuyorlarsa o şekilde bir rüya görüyor. Eğer ruhu Peygamber Efendimizle, Raşid halifelerle, sahabelerle, evliyalarla hemdem ise onları görüyor, onlarla buluşuyor. Hazreti Hızır ile buluşuyor. Eğer ruhu çok karamsar, bedbin şeytanlarla, canlarla, akreplerle buluşuyorsa onları görüyor. Onların dünyasında korları, yani kor olarak duyguları ve düşünceleri bocalamış ve bir denize düşmüş, boğuluyor. Ve o yılanları, akrepleri görmesi de ondan zaten. Bunların hepsinin tabii işaretleri, değişik manaları var. Çok sadık olan rüyalar geliyor. Ahir zamanda sadık rüyalar artar ve gerçek olur. Evet, bahar gelecektir. Zalimler istese de istemese de Allah bu ahir zamanda yeryüzü mirasçılarına tekrar bir altın çağ yaşatılacaktır. Bu zulmün artması, zalimlerin zulmü artırması büyük bir hizmet olacağını gösterir. Hizmetin bütün dünyaya, güneşin doğup battığı her yere yayılacağını gösterir. Salih zatın göğsüne vurdukça salih zat dünyaya daha çok ismini duyurur. Bunu Kuzey Afrika'da bir Sunnisi tarikatından bir şeyh anlatmış bir kardeşimize. Evet, salih zatı tanıyormuş. Çünkü salih zatı tanıyanlar rüyasında görüyor. Nuraniyet kesbediyor. Çünkü insanda nuraniyet kesbeden bir damar vardır. Melekleşme, melekileşme yönü vardır ruhun. Öyle ki öyle bir noktaya gelebilir ki insanlıktan meleki tarafa geçebilir. Hazreti İsa'dan sonra Hazreti İdris mesela bu makama ulaşmış ve Felek-i Şems'te güneşe hükmeden melek olmuştur. Yani güneşin patronu aslında Hazreti İdris'tir. Bunu yanlış algılayanlar güneşe taparlar. Güneşe tapanlar aslında Hazreti İdris'e veya batıdaki ismiyle Hazreti Hermes'e kulluk ederler. Allah'lık atfederler. Hazreti İdris, Hazreti İsa gibi göğe katına ruhuyla, cesediyle beraber kaldırılmış. Yani Azrail canını alamamış. Niye alamamış? Çünkü ruhullah zirveye çıkmış. Hazreti İsa'da olduğu gibi. Eğer ruhullah zirveye çıkarsa melek iyileşir ve Hazreti Azrail'in tarafına geçtiği için de ruhunu kabzedemez. Eğer ölümsüzlüğün bu dünyadaki sırrını öğrenmek istiyorsanız söyleyeyim. Hazreti İdris ve Hazreti İsa formülleri var. Hazreti Hızır formülü de var da formüller bitmez. Hazreti Azrail canını alamıyor. Hazreti Hızır'ın canını alamıyor. Hazreti İdris'in canını alamıyor. Hazreti İsa'nın da canını alamamış. Neden biliyor musunuz? Çünkü ruhullah olmuşlardır. Ruhullah'ın zirvesine ulaşmışlardır. Melekileşmişlerdir. Eğer Hazreti Hermes'i tanıyorsanız siz o melekileri tanıyorsunuzdur. Hazreti İdris insanlık aleminde bulduğu bütün icatları aslında ilk bulandır. Yani insanların binalarından, oktan, yaydan, attan, koyundan, inekten tutun temel ihtiyaçlarını ilk bulan peygamberdir. Daha sonra
değişik peygamber isimleriyle aslında gelmiştir. Evet. Tekrar second coming yapıyor. Hatta third coming'i de var. Hazreti İdris de gelip gidiyor yani. Değişik formatta geliyor. Format değiştirmek lazım oluyor bazen. Mesela 4000 sene önce Babil'de ortaya çıktı Hazreti İlyas olarak. Hazreti İlyas aslında Hazreti İdris idi. Yardımcısı da Hazreti Hızır idi. Hazreti Hızır'ın sadece Hazreti Musa ile yolculuğu yok. Hazreti Hızır, Hazreti İdris'in, Hazreti İlyas'ın da mentoruydu. Yardımcısıydı. Kara büyücülere karşı iyi büyücüler. Büyücülerin kralı diyorlar Hazreti Hermes'e. Korkuyorlar. Kara büyücüler. Korksunlar. Korksunlar. Korkmaları ecellerini değiştirmeyecek. Onu söyleyeyim yani. Boş yere ulaşıyor şeytanlar. Sonları çok felaket olacak, feci olacak. Elbet Hazreti Süleyman da gelir. Cinlere, ifritlere hükmeden, kafirleri dahi yerle iksan eden. Boşuna kullanıyorlar kafir cinleri. Kullanmayın diyorum. Laf anlamıyorlar. Ne yapalım? Peki Hazreti Hermes de, Hazreti Süleyman da hizmetin yanındaysa ne yapacaksınız? Yapacak bir şeyiniz yok. Mağlup olacaksınız. Madem metafizik savaş istiyorsunuz, bulacaksınız. Ve belanızı da bulacaksınız Allah'ın izniyle, inayetiyle. Allah sıkışan kulunun yardımına koşar. Melekileşmişti Hazreti Hermes ve melekler tarafına geçti. Güneşin patronu oldu. Güneş sizi ısıtıyorsa siz Allah'a dua edin. Siz Hermes'e, Hazreti İdris'e, Hazreti İlyas'a dua edin. Hazreti Hızır size bir bardak su da vermez ama Allah'ın Rahim ve Rahman isimlerine siz şükredin ve hamedin. Bu sizin iyi günleriniz. Sizin öyle günleriniz gelecek ki hacalet çekip iyi insanların yüzüne bakamayacaksınız. Öyle günler gelecek ki şeytanlar kafese, hapse, iyiler, yeryüzü mirasçılar ise hak ettikleri yere kavuşacak. Bu dünya tekrar İslam'ı tılacak. Altın çağı yaşayacak. Siz isteseniz de, istemeseniz de olacak. İster inanın, ister inanmayın. Allah'ın vaadidir. Allah nurunu tamamlayacak, Allah vaadini yerine getirecektir. İyi cumalar efendim, iyi günler. Evet, bir de kitap reklamı yapalım.